Dostlar herkese selamlar. Yeni bir farm videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün okçu olarak farm yapacağız. Taron kamptayız. Rider Orç'la veteran Orç slotuna çarı bırakacağız. İkili slotun tam ortasına koyacağız. Şu anda King kardeşimiz slotta, kendisinden rica ettim. Müsaade edecek. Biz bir farm videosu çekene kadar. Çok teşekkür ediyorum buradan kendisine. Şimdi yazalım. Müsaade etsin ve biz slota geçelim. Bu arada bir yandan da ben skill ayarlarımı yapayım. Şimdi şuraya ben bir tane üçlü ok koymak istiyorum. Ki burada moblar çünkü çok üstümüze geliyor. Burada potumuz vesaire biterse taunt ayarlarımız açık. Yaratık seçmiyorum. Zaten vurabildiği her yaratığa 45 atak range'inde, okçunun atak range'ini hepsinde vursun istiyorum. Skill'leri bu şekilde ayarladık. Pot ayarlarımız gördüğünüz gibi burada mevcut arkadaşlar. Row, epey bir row süremiz var. 1000 dakikalık bir row'umuz var. Şimdi ben hemen köpeğimi çıkartacağım ve slotu birlikte incelemeye başlayalım. Arkadaşımıza tekrar teşekkür edelim. Şimdi dostlar ben hata başlattım. Biraz inceleyeceğim, belki üçlüyü kaldırabilirim ama çok da kaldırmayı düşünmüyorum. 38 skill ile rahat kesiyoruz. Moblar zaten yakınımıza gelince üçlüyü vurmuş oluyor. Ve hemen düşüyor moblar arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şimdi veteran tarafından ortalama 1K gibi bir gold alıyoruz. Şu an X Premium'da kalmışız. Bunu da bir farma çekeyim. 1K ve üzeri bir gold alıyoruz ve burası çift slot, 10 tane mob var. Gördüğünüz gibi seri seri kesiyoruz. Karakterimiz 74 level. Arkadaşlar 1584 AP'm var. Şu anda benim yalnız kostümlerim tamamen bitmiş. Ben bir kostümlerimi de tamamlayayım. Oradan da moblara atak gelsin ekstra olarak. Oradan da bir atağımız eksik kalmasın. Hemen şöyle kostümüm zaten var. Buradan ben bu sefer bir beyaz almak istiyorum. Maddalarımı da aynı şekilde beyaz alıyorum. Kanat içinde şöyle bir tane melek kanadı görmüştüm. Çok hoşuma gitmişti. Onu ben bir araştırayım. Onu bulayım. Öyle alayım onu. Dostlar, evet, aradığım kanadı buldum. Benim aradığım kanat buradaki Wing 7 olması lazım. Daha önce bir arkadaşta görmüştüm. Çok hoşuma gitmişti. Bu Wing 7'yi de hemen alıyorum. Wing 7'yi de oyuna gönderiyorum ve giyiyoruz. Birlikte bakalım nasıl görünecek Wing 7. Yani bunu internetten fotoğraflarına bakmadan çok fazla almayın arkadaşlar. Şöyle giydiğimizde. Yani bence beyaz beyaz. Tabii şu anda sabit durmadığı için belli olmuyor ama hani herhangi bir renk kombin yok. Beyaz her zaman temiz ve asildir abi. Şöyle komple beyaz bir çar yaptık. Beğenmezsek zaten değiştiririz dostlar. Şu anda bu slotta neler yapacağımızı ben size kısaca özetleyeyim. Bu slottan dostlar bol bol çöp item atar. Çöp itemleri satmamız lazım. Ve kaliteli çöp item atar. Bilginiz olsun. Satıcılar Repair hemen şurada çok yakında. Slot buraya çok yakın. O yüzden satma konusunda çok fazla sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Şu anda gördüğünüz gibi bakın. Veteran Orç'tan 1.2K civarı bir para aldık. 1.1 burada almışız. 1.2 burada aldık. Bak 1.3 aldık. Yani şöyle ortalama 1K'nın üstünde gold atıyor slot. Seri seri atıyor. Üstünde de bir 50K falan bir parayla başlamıştım. Onu da zaten çok fazla hesaplamayacağım. 0 coins ile başlamışım gibi hesaplayacağım. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yani slot biraz ayrık. Şu Rider Orçlar biraz ileri kaçıyor. Veteran Orçlar biraz burada ileri kaçıyor. Ama hani yapacak bir şey yok. Bu tarz slotlarda Blue Wing, RT7 Blue Wing daha iyi olur. Çünkü atak range'i daha fazla arkadaşlar, bilginiz olsun. Blue Wing'in 3-5 kombosu hiç yok ama atak range'inden kaynaklı tekli skill farmlarda bence çok iş yapan bir bow. Kesinlikle bu tarz slotlarda okçular için Blue Wing tavsiye ederim. Arkadaşlar 18.40 gibi slota başladık diye hesaplıyorum. Bilginiz olsun. Şu anda gördüğünüz gibi iki tane kaliteli çöpümüzü attı. Burada bir tane Mage Elder attı. Bunu hemen hiç bekletmeden kırdırıyorum. Böyle bak 3 tane Rare Armor Shard attı arkadaşlar. Bunu hemen kaldırıyorum buraya. Burada biriktirmeye başlıyorum rareleri. Bilginiz olsun dostlar. Şu görev itemlerinden devamlı attığı için bunları hemen çöpe atmıyorum. Şunları şöyle sağa çekeceğim. Sağ altta cam potu, mana potu. Bu itemleri ne kadar çöpe atarsanız atın, hep devamlı düşecektir. O yüzden çok fazla bunlarla kendinizi yormayın diyebilirim dostlar. Lafı daha fazla uzatmadan ben şimdi kamerayı kapatıyorum. Ne kadar slotta kalacağız, neler yapacağız? Videonun ilerleyen süreçlerinde hesaplama kısmında hepsini sizinle paylaşıyor olacağım. Ne kadar sürede ne kadar item kastığımızı, neler düşürdüğümüzü göstereceğim. Burası ağırlıklı olarak çöp slotu. Çöpleri satıp
nakit para elde edeceğiz. Bakalım arkadaşlar, umarım güzel bir farm slotu olacak bizim için. Crib, mom.
guitar. Dostlar, selamlar. 2 saatlik bir video çektik. 2 saatin tamamlanmasına 3 dakika var. Kamerayı biraz erken açıyorum. Bu 3 dakikada biraz sohbet edelim. Hasbihal edelim istedim. Şimdi aşırı derecede yorum geliyor son dönemlerde. Aşırı derecede hesaplamalarla ilgili yorumlar geliyor son dönemlerde. Benim videoyu çektiğim tarihiyle yayınladığım tarih ister istemez aynı gün olmuyor. Videoyu ben bugün çekiyorsam belki bir hafta sonra, belki 10 gün sonra yayınlıyorum. Şimdi buradaki hesaplamalar o gün bir olmuyor. Bugün mesela Farzen Rogue Heavy kolluk 100K'dan pazarda satılıyor. Ama diyelim ki Rogue Heavy'ler 3-5 moddan kaldırıldı yeni gelen bir peşte varsayalım ki. Bir anda bunların fiyatı 200-300K'ya çıkacaktır. O zaman tabii ki de hesabım yanlış olacaktır. İster istemez. Ama ben bugüne göre hesap yapıyorum. Ve bugüne göre itemleri paylaşıyorum. Sonuç olarak ben inventory'imde belli bir miktar nakit ve belli itemleri paylaşıyorum. Siz o günün kuruna göre hesap yapabilirsiniz. Ben farm'a başlamadan önce karakterimin atağını, levelini size gösteriyorum ki siz de benimle aynı atak ve leveldeyseniz bu kadar mob kesebilirsiniz ve ortalama bu kadar drop alabilirsiniz demek için. Mesela diyelim ki ben 74 levelim. İşte 1600'e yakın AP'm var. Adam 60 level. 1000 AP'si var. Bu slot'a gelip benimle aynı drop sayısını alamaz. Aynı parayı da kasamaz. Hani ben geldiğim 2 saat durdum, sen işte bu slotta 5M diyorsun da ben 2M kasabildim, sen yanlış hesap yaptın da diyebilir bana bu bağlamda. O yüzden siz hesap yaparken bu ekranda görmüş olduğunuz itemleri baz alın ve burada açın Action House'u, ne kadar para ediyor bu itemler, buna göre hesap yapın. Bu slotta durup durmayacağınızda buna göre karar verin arkadaşlar. Ben iyisiyle kötüsüyle Protean'da solo olarak farmlayabileceğiniz bütün slotları dolaşıp size tanıtmak istiyorum. Elimden geldiğince uzun süre çekmeye çalışıyorum. Bu slotu da ortalama 2 saat çekme fikri bana yakın geldi. Çünkü saat ister istemez geç oldu. Daha gireceğim birçok etkinlik var. Ben de karakterimi bir yandan geliştirmeye çalışıyorum. Sola zindanlarıma, parti zindanlarıma, 74 zindanıma hepsine girmek istiyorum ve kill etkinliğimi yapmak istiyorum. Daha saat daha geç olmadan. Bu yüzden 2 saatlik bir farm süreci oldu. Veteran Orc ve Rider Orc slotu ikili slot olarak. Şimdi saatimiz 20.40 ve biz tamamladık sanırım 2 saati. Evet dostlar, şu anda ben hemen slot row'u durduruyorum. İtemleri satma kısmına, hesaplama kısmına geçebiliriz. Bu arkadaşa da PM atayım. Geçmek isterse slota geçebilir tekrardan. Ben hızlıca itemleri satma kısmına geçeyim arkadaşlar. Bakalım slot bize ne vermiş olacak, göreceğiz. Şöyle beyaz bir kombin yaptım bu sefer. Bu beyaz kombin gerçekten benim hoşuma gitti. Yani güzel görünüyor bence. Beyaz matlalar, beyaz pelerin ve beyaz kanat hoş oldu. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Sizin kombinleriniz nasıl? Lütfen yorumlarda bahsedin. Şimdi sat diyoruz. Buradan ben Rogue dışındaki, şu anda üstümüzdeki bütün heavy'leri ve silahları satıyorum. Aslında daha önce bir kere daha farmlamıştım. Daha değerli droplar atıyordu. Bunu söyleyebilirim size. 2 saatte 1.4M nakit attı slot. Saatte 700K nakit gibi düşünebilirsiniz. Ben bu görev itemlerini de atacağım buraya. Üstünüzde durmasın. Ne var ne yok hepsini göstermiş olalım. İlk turdan 392K gibi bir nakit aldık. Bag'imiz de dolu. Bag'deki itemleri de hemen üstüme çekiyorum. Şöyle rogyeler burada kalsın. Yanlışlıkla rogyelerimizi satmayalım arkadaşlar. Bir tane de dex kolyemiz var. Onu da şöyle ayrıca bir ayıralım. Kalan itemleri de satıyorum dostlar. Buradan da 479K para aldık. Şimdi 2 saatlik farmımızın sonucunu görüyorsunuz arkadaşlar. İşte şöyle söyleyebilirim. Bu takılarda Dex veya STR gelseydi fena olmazdı. Ama benim şansıma bunlar MP, INT ve Health bonusu olarak düştü. Bunların herhangi bir değeri yok. Bunları craft edeceğiz ve
kıracağız arkadaşlar, bilginiz olsun. Hatta beltler de kırılmıyordu. Beltler direkt çöpe gidecek. Şimdi burada 2M289K gibi paramız var. Ben bu Rogue FP'lerin parçasını 100K'dan sayacağım. Donluk biraz daha pahalı ama ben gene de 100K'dan sayacağım. 600K gibi burada bir paramız oluyor. 2M889K. 500K'da bu neke yazabilirim. 3M289K. 2 saatlik farmımızın sonucu 3M289K. Arkadaşlar 2 saatte karakterin üstünü 1 veya 2 defa kontrol ettim. Üstümüze düşen itemleri Magic Bag'e attım. Ve bu sayede bu kadar parayı kastık. Artık slotla ilgili yorumları size bırakıyorum. İyidir, kötüdür. Hani yoklukta gider. Benim için yoklukta gider bir slot. Yani çok kötü bir slot değil. Akşam açtın filmini izliyorsun. Bıraktın karakterini oraya. Yani en azından boş duracağına 3-5 bir şeyler kasarsın. Şunlar da dediğim gibi Dex veyahut da STR gelseydi o da tabii ki de çok daha iyi olacaktı. Ama bizim şansımız böyleymiş. Şimdi şu Rogue Heavy'leri biz fazla bekletmeyelim üstümüzde. Ben bunları artı birden tabii ki de satmayacağım. Bunları gidelim. 6 tane Rogue Heavy'miz var burada. Bunları bir artı 6'ya bir deneyelim. Arkadaşlar 21 tane Rare Upgrade Scroll'u üstüme aldım. No animasyonu açtık. Hemen basmaya başlıyorum. İtemleri artı 4'e kadar hızlı hızlı hepsini sallayacağım. Tabii önce hepsini artı 3 yapacağım. Ben bu şekilde bir taktik kullanıyorum. İtemleri önce artı 3'e gönderiyorum. Ondan sonra sırayla artı 4 yapıyorum. Siz nasıl basma işlemlerini yürütüyorsunuz arkadaşlar? Bunları yorumlarda lütfen belirtin. Hani böyle tek tek artı 3'e atıp sonra artı 4'e sırayla mı sallıyorsunuz? Yoksa direkt ne çıkarsa baktığımızda deyip herhangi bir hurafeye inanmıyorsunuz. Direkt artı 6'ya kadar peş peşe gönderiyor musunuz? Ve ben bu itemleri artı 6'da satmayı tercih ediyorum. Artı 7'ye geçme oranı düşük. Artı 7'ye geçirirsen büyük kar edebiliyorsun. Ama batırma şansın da yüksek. Ben batırma şansını hiç göze almak istemiyorum. Artı 6'da sattığım zaman karımı alıyorum. Ben farmer'ım. Farmer her zaman riskten uzak durup bence nakite daha yakın olmalı. Hani alabileceğimiz riskler burada artı 6'ya kadar olmalı diye düşünüyorum. Çünkü hani ufak ufak gıdım gıdım bir şeyler eklemeye çalışan insanlarız üstüne. Ve bunu da çok büyük riske atmaya gerek yok diye düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle bir 7 tane daha çektim. Şu ana kadar 29 tane Rare Upgrade Scroll çektim. Şu anda artık artı 5'e atmaya başladık. Evet, bir tane artı 5'e kurbanımız gitti. Kapalık. 7 tane ile başladık. Bakın bu donluk da umarım yanmaz. Donluk da yanmadı. 7 tane ile başladık. 6 tane kaldı. Ne demiştim? 29. 6 tane daha çekiyorum. Tamı tamı 35 tane Rare Upgrade Scroll harcamış olduk şu anda. Bu 6 tane ile birlikte. Kafalı attım geldi. Kolluğumuz gitti. Bot da gitti. Bu kolluk da gitti. Abi çatır çatır yanıyor işte hepsi. Bu da gitti. Bu donluk gelsin bari. Bu donluk geldi. Yani 2 tane artı 6 geçirebildik 7 taneden. Yani donluk yaklaşık 3M200K 3.5M'lere gibi 3.5 diyelim donla 2.5 de kafalı diyeyim. İkisinin de ortalama fiyatı 6M. 7 tane FP'miz vardı 700K para ediyordu. 35 tane Rare Upgrade Scroll aldık. Biz şu anda 35 tane Rare Upgrade Scroll'a 4M200K gibi bir para verdik arkadaşlar. Artı 700K'da bizim o 7 tane FP'miz 4M900K gibi bir paramız olacaktı eğer bu upgrade yapmasaydık. Şu anda 6M gibi paramız oldu. Hadi 100K'da havaya atalım eksik geldi vesaire de 1M gibi bir ekstra kar elde etmiş olduk. Ama bir tane daha geçseydi çok daha güzel kar etmiş olacaktık arkadaşlar. Geçmedi, kısmetimiz böyleymiş. Yanabilirdi, zarara da dönebilirdik. 2 tane artı 6 aldık. 1M ekstra daha kar ettik. Bence güzel oldu. 7 tane artı 1 satmaktansa 2 tane artı 6 satmak daha kısa sürecektir. Arkadaşlar benim farmlarım bu şekilde ilerliyor. Ben kasıyorum. FP, Rogue FP düşerse bunları ayırıyorum. Artı 6'ya upgrade ediyorum. Pazar çarımı aktarıyorum. Pazar çarımda satıyorum. Eğer varsa farmlamamı istediğiniz slotlar lütfen yorumlarda belirtin. Eğer varsa farklı bir fikirleriniz lütfen bunları bana iletin. Oyun içinden lütfen PM atın. Gördüğünüzde yazışabiliriz, selamlaşabiliriz. Akşam saatlerinde genelde oyunda aktifim ve her PM'e elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. YouTube'dan attığınız her yoruma atlamadan cevap veriyorum. Geç cevap veriyor olabilirim bazen iş yoğunluğundan vesaire ama
Şu ana kadar gelen ben bütün yorumlara cevap verdim. Atladığım varsa da hiç yani düşünmüyorum ama kusura bakmasın arkadaşlar. Bir sonraki yorumda kesinlikle benden cevap almış olacak. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu dakikaya kadar videoyu izlediyseniz lütfen like atın. Lütfen kanala abone olun. Lütfen yorum atın. Dostlar abonelikleriniz ve like'larınız benim için çok önemli. Sizler için içerik üretmeye çalışıyorum ve bu yolda motive olmam için like'larınız, yorumlarınız ve abone olmanız benim için elzem arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.